Arkadaşlar hepinize merhabalar. AYT Matematik soru bankamızı çözmeye devam ediyoruz. Kombinasyon konusunun 3. testindeyiz. İlk sorumuzu okuyalım. Bir biyolog elinde bulunan birer X, Y, Z, T bakterisini yukarıdaki tüplere yerleştirecektir. X bakterisi Y bakterisiyle beslendiği için bu iki bakteri aynı tüpe konulmayacaktır. X ve Y aynı tüpte olmayacak. Buna göre bu bakteriler her bir tüpte en az bir bakteri olacak şekilde. Demek ki arkadaşlar boş tüp olmayacak. Kaç farklı şekilde yerleştirilebilir diyor. Şimdi biz ABC tüplerini şöyle yapalım. A tüpü, B tüpü, bu şekilde bir yazalım. C tüpü bir de yazalım. Bunlara neler yapacağız? Mesela A tüpüne sadece X bakterisini yerleştirebiliriz. B tüpüne sadece Y bakterisini yerleştirebiliriz. Z ve T bakterilerini de C tüpüne atabiliriz. Bu şekilde düşünebiliriz. O zaman ya da farklı versiyonlar olabilir. 3 tane tüpten bir tanesini seçiyoruz. X bakterisi için. Daha sonra geri kalan 2 tüpten bir tane seçiyoruz. Y bakterisi için ve geri kal geriye kalan Z ve T'yi de zaten bir şekilde diğer e, tüpe atacağız. Onlar için bir şart e, gereksinim yok. O zaman buradan 6 şekilde yerleştirme işlemi yapabiliriz. Ya da A bakterisine X ile Z'yi yerleştirebiliriz. B, A tüpüne X ve Z bakterilerini yerleştirebiliriz. B tüpüne Y bakterisi bulunmuş olsun B tüpünde. C tüpüne de hangisi kalacaktır? T bakterisi kalacaktır. Veya X bakterisinin yanına... T bakterisini koyup Y bakterisini yalnız bırakıp B tüpünde e, geri kalan Z bakterisini de buraya yerleştirebiliriz arkadaşlar. O zaman yine 3 tüpten bir tanesini seçip X v, Z ya da X v, T bakterilerini düşünebiliriz. Y bakterisi için e, geriye kalan 2 tüpten bir tanesini kullanıyoruz. Tabi Z ve T'nin de kendi arasında yer değiştirme durumlarından dolayı bunu 2 ile çarparsak 12 durumda burada gerçekleşmiş olur. Yine aynı mantıkla diyelim ki X bakterisini A tüpünde yalnız bıraktık. Y'nin yanına Z veya T'yi yerleştirdik. Ve diğer geri kalan diyelim ki Z ise T'yi buraya, T ise Z'yi buraya bu şekilde düşünürsek buradan da yine 12 durum olacaktır. 12, 12 daha 24, 6 daha 30 doğru cevabımız C seçeneğidir. İkinci soruyla devam edelim. Yukarıdaki verilen şekil özdeş karelerden oluşmaktadır. Bu şekilde kaç farklı dikdörtgen vardır diyor. Arkadaşlar bunun için size bir yöntem öğreteceğim ama önce bir e, öğrenmenizi kolaylaştırmak için biraz uğraşacağım. Şimdi burada dikkat ettiyseniz burada bir kare, 2, 3, 4. Karede bir dikdörtgen sayılıyor 4 tane etti. Şöyle yaparsak 5, böyle yaparsak 6, böyle yaparsak 7, böyle düşünürsek 8 ve bütün kareyi düşünürsek 9 tane dikdörtgen var diyebiliriz. Önce bir konu anlatımı yapacağım. 9 tane dikdörtgen yapabiliriz. Veya burada uygulayacağımız yöntemin dışında bir de şöyle düşünüyorduk. 1, 2, 3. 3'ün ikilisi yani dikey doğrulardan 2 tane seçiyoruz. Yatay doğrulardan 2 tane seçiyoruz. Bu durumda da 9 tane bulabiliriz. Peki burada hangisini uygulayacaksınız hocam derseniz. Burada şunu yapacağız bakın. Şimdi buradan 9 tane bulduk ya. İki defadır 9 buluyoruz hem burada ve hem de burada. Peki şöyle yapalım size bir yeni bir teknik anlatayım. Mesela şurada bir tane neyimiz var? Dikdörtgenimiz var. Bunun kendisiyle yapabileceği dikdörtgen, dikdörtgen sayısı sadece kendisidir bir tanedir. Şu dikdörtgene baktığımızda kendisiyle bir dikdörtgen oluşturur ve yine şu dikdörtgenle bir dikdörtgen oluşturacağı için 2. Buraya geldiğimizde kendisiyle bir dikdörtgen oluşturur ve bir öncekiyle bir dikdörtgen oluşturabilir. Çaprazda olmuyor zaten yine 2. Buraya geldiğimizde kendisiyle bir şu dikdörtgenle 2, bu dikdörtgenle 3. Bir de bu büyük kareyle bir dikdörtgen oluşturabilir. Kaç etti arkadaşlar? 4 etti. Saydığımız zaman 4, 2 daha 8. 4, 2 daha 6, 2 daha 8. Bir daha 9 olacaktır. O zaman buradan başlayalım. Arkadaşlar buradan başlarsak zaten bunun bir dikdörtgen olduğunu biliyoruz. Sadece kendisi olduğu için. Buraya geldiğimiz zaman şu noktalı yere geldiğimiz zaman kendisi zaten bir dikdörtgen. Bir de bu şekilde bununla bir dikdörtgen oluşturur. O zaman iki dikdörtgen sayabiliriz. Buraya geldiğimiz zaman kendisi bir dikdörtgen zaten. Bir de bununla bir dikdörtgen oluşturabiliriz. 2. Buraya geldiğimiz zaman kendisi zaten bir dikdörtgen. Bir de bununla oluşturur 2. Bir de bununla oluşturur 3. Bir de büyük kare ile oluşturabilir. Buraya da 4 diyebiliriz. Şuraya geldiğimiz zaman arkadaşlar. Arkadaşlar kendisi zaten 1 bununla oluşturur iki bununla oluşturur 3 diyebiliriz. Buraya geldiğimiz zaman kendisi zaten bir dikdörtgen ya da buraya gelelim burası daha iyi. Buraya geldiğimizde kendisi bir dikdörtgen bununla oluşturur 2 bununla oluşturur 3 diyebiliriz arkadaşlar. Buraya geldiğimizde kendisi bir dikdörtgen bununla, oluştur bununla oluşturabiliriz 2 bununla oluşturabiliriz 3 ve büyük kareyle oluşturabiliriz. 4 tane diyebiliriz arkadaşlar. Buraya geldiğimizde kendisi 1. Bununla oluşturabiliriz 2 ve bununla oluşturabiliriz 3 tane sayabiliriz. Buraya geldiğimiz zaman kendisi 1 ve bununla bir tane dikdörtgen oluşturabiliriz 2. Buraya geldiğimizde son olarak kendisi 1, böyle 2, böyle 3, böyle 4 ve büyük kareyle oluşturabiliriz 5 tane. Şimdi bunları bir sayalım arkadaşlar. 2, 4, 4. 8, 9, 12, 16, 21, 24, 27 ve 29 doğru cevabımız Bursa seçeneği olarak bulunacaktır. Üçüncü soruyla devam edelim. Elinde 1 kilogram, 2 kilogram vesaire birer ağırlık bulunan veli bu ağırlıklardan herhangi altısını üç eşit kollu teraziye her kefede bir ağırlık bulunacak şekilde dağıttığında şekildeki görüntünün ortaya çıkacağı kaç farklı durum oluşabilir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi kefelerde ağır ve hafif ağırlıklar var gördüğünüz gibi ağır ve hafif kilolar var daha doğrusu. Peki o zaman biz 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ağırlıktan 2 tanesini birinci teraziye koyarsak bu iki tane birbirinden farklı ağırlıkta olduğu için mutlaka bir tanesi daha ağır gelecek ve terazinin kefesi ağır basacaktır. Sağ taraftaki ya da sol taraftaki çarpı diyelim. Geriye kalan 5 ağırlıktan 2 tane seçersek mutlaka bir tanesi ağır olacak. Ve geriye kalan 3 taneden 2 tane seçersek mutlaka bir tanesi ağır gelecektir. O zaman 21 çarpı 10, 210 çarpı 3'ten 630 aradığımız cevap C seçeneğidir. Dördüncü soruyla devam edelim. Yukarıdaki tabloda bir minibüste bulunan 15 kişinin yaşları verilmiştir. Bu minibüsten yaşlarının aritmetik ortalaması 12 olan 3 öğrenci kaç farklı şekilde seçilebilir demiş. Yaşları küç küçükten büyüğe doğru şöyle sıralayalım. 8, 12, 8-12 bir de 16 diyebiliriz. Bu arada 8 ve 16'dan eşit sayıda öğrenci seçip 2'ye bölersek 24 ortalamanın 12 olduğunu biliyoruz. Yani 8 ve 16'yı eşit seçebiliriz. Ya da 12'den istediğimiz gibi seçip oradan da ortalamayı 12 yapabiliriz diyebiliriz. İlk yorum bu. Şimdi 3 öğrenci seçeceğiz. 8 kişiden yani daha doğrusu yaşı 8 olan bir kişi, 16 olan bir kişi seçersek ortalama zaten 12 olacak ve buna 12 yaşında bir öğrenci eklersek bu durumda ortalamamız 12 olacaktır. Veya yaşı 12 olan e ee, öğrencilerden direkt 3 tane seçip bunlardan seçmesek yine ortalaması 12 olacaktı. O zaman yaşı 8 olan 5 kişiden bir tane seçiyorum. Yaşı 12 olan 6 kişiden bir tane seçiyorum. Ve yaşı 16 olan 4 kişiden bir tane seçiyorum. Hesaplıyorum 5 kere 6 30 çarpı 4 120 şekilde seçebilirim. Ya da 12 yaşındaki 6 öğrenciden ya da 6 kişiden 6 kişiden 3 kişi seçtiğimizde bu durumda 20 şekilde buradan da seçebiliriz. 120 ile 20'yi topladığımızda doğru cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. 5. soruyla devam ediyoruz. ABF D kare ACD dikdörtgendir diyor. Buna göre ABCD EF noktaları ile kaç farklı dik dik üçgen oluşturabiliriz? Arkadaşlar bakın şöyle bir dik üçgen oluşturabilirim. Gördüğünüz gibi 1 2 3 nokta ve 1 dik üçgen karşımızda. Aynı şekilde burada. Şimdi bunu genelleyeceğiz. Bakın 1 2 3 4. 4 noktadan 3 tane seçersem bir dik üçgen bulmuş olurum. Ya da ya da başka ne yapabiliriz? 1 2 3 4 noktadan yine 3 tane seçebiliriz. Bitmedi. Şu 1 bakın siyah yapıyorum. 2 ve 3 noktadan hatta bunu da eklerim. Bu 4 noktadan 3 tane seçersem yine ne yapmış olacağım arkadaşlar? Yine dik üçgen bulmuş olacağım örneğin bu şekilde şu mavi Üçgeni düşünebilirsiniz. En büyük dikdörtgenden oluşabilecek bir dik üçgen sadece. Bir tanesi de tabii ki şu alttaki de. Peki başka var mı? Başka da var. Şöyle bir şey yapalım isterseniz. Bakın kırmızıyı alalım. Şöyle birleştirdiğimiz zaman benzerlikten buranın 90 derece olduğunu, Öklit bağıntısını görebilirsiniz. Hatta isterseniz şöyle x y yaparsanız burası e, x olacaktır. x artı y dik üçgende 90 derece, doğrusal açıda da 90 derece. Buranın 90 derece olduğunu görürüz. Aynı şekilde şurada bir tane dik üçgenimiz var. Peki öbür dik üçgenimiz var. Başka var mı? Bir tane de şuradan simetri olarak düşünürsek şöyle seçebiliriz. O zaman direkt iki tane üçgenimizi ekleyebiliriz. 4 4 daha 8 4 daha 12 2 de burada. 14 tane dik üçgen e, oluşturabiliriz arkadaşlar. 6 ile devam edelim. Yukarıdaki şekil 20 adet birim kareden oluşmaktadır. 20 adet birim kare. Ve alanı 4 birim kare olan kaç dikdörtgen seçebiliriz diyor. Alanı 4 birim kare. Mesela bunun alanı 4 birim kare olabilir. Doğru mu? Güzel. Peki, şunun alanı 4 birim kare mi? Evet, bunun da alanı 4 birim kare. Başka Peki, şunun alanı 4 birim kare mi? Evet, bunun da alanı 4 birim kare. Şimdi bunları genelleyelim. Kaç farklı şekilde bunlardan oluşturabiliriz? Arkadaşlar, bakın kısa kenarı bir, uzun kenarı 4 olan seçelim. Şurada bir tane seçtik. Peki, şöyle seçebilir miydik? Şöyle de seçebilirdik. O zaman şuradan iki tane çıktı. O zaman buradan da, buradan da ve buradan da iki tane seçersek, şu anda 8 taneyi bulmuş olduk. Kısa kenarı bir uzun kenarı 4 olanlardan. Peki dikey olarak düşünürsek, kısa kenarı 1, uzun kenar 4 şekli düşünürsek, bakın bir tane burada. 1. Bir tane burada. 2. Yani kısacası 1 2 3 4 5 tane de buradan ne yapabiliriz? Seçebiliriz arkadaşlar. Bitti mi? Hayır. Mesela şu karemiz bir kenarı şey alanı 4 birim karedir. 1 2 3 ve 4. Peki. Bu satırdan 4 tane geldi. Şuradan da 4 tane gelir. Bakın şu şekilde 4 geldi az önce. Şurası. Buradan da 4 tane 8 etti. Buradan da 4 tane 12 etti. O zaman buraya 12'yi de ekleyebiliriz. Doğru cevabımız Bursa seçeneğidir 6. sorumuzun. 7 ile devam edelim. Yanda bir grupta bulunan 40 kilogram, 50 kilogram ve 60 kilogram ağırlığındaki kişilerin sayısı verilmiş. Bu gruptan seçilen 3 kişinin ağırlıklarının aritmetik ortalaması 50'den az. Biraz önce buna benzer bir soru çözmüştük. Şimdi ağırlıkları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Az önce de aynı yöntemle çözmüştük. 40, 50 ve 60 diyebiliriz. Peki aritmetik ortalaması 50'den az 3 kişi. O zaman toplamın da 3 çarpı 50'den 150'den küçük olması lazım. Ortalama çarpı kişi sayısı eşittir toplam biliyorsunuz. Toplam bölü 3 kişi eşittir 50 ama küçüktür 50 olması gerekiyor. O zaman toplamın 150'den bu durumda küçük olması gerekiyor. 150 olacak şekilde ayarlamamız lazım. Mesela 40'tan 2 tane seçersek 80. 50'den seçersek 130. 60'tan seçmeyiz. 40'tan 2 tane seçersek, 50'den seçmezsek, 60'tan seçersek 140'ı bulmuş oluruz. 40'tan 3 tane seçersek diğerlerinden seçmesek de bulabiliriz arkadaşlar. Peki 50'den 2 tane seçsek 40'tan 1 tane seçsek 140 yine aynı mantıkla çözmüş oluruz. Şimdi bunları bir hesaplayalım. 40'tan 2 tane seçersek yaşı 40 olan tam 4 kişi var. O zaman 4'ün ikilisi. Çarpı 50'den bir tane seçeceğiz. Yani 6'nın birlisi. 60'tan seçmeyeceğiz. Bu durumda buradan 6 kere 6 36 farklı durum oluşur. Geçelim diğerine. 40'tan 2 tane seçeceğiz. 4'ün ikilisi. 50'den seçmeyip 60'tan bir tane seçeceğiz. Yani 5'in birlisi. Buradan da 6 kere 5 30 gelecektir. 40'tan 3 tane seçersek 4'ün üçlüsü. 50'den seçmeyip 60'tan da seçmeyeceğiz. O zaman buradan da 4 tane gelecektir. Son olarak 40'tan bir tane seçersek 4'ün birlisi. 4'ün birlisi. 50'den 2 tane seçeceğiz. 6'nın ikilisi. 60'tan seçmiyoruz. 15 çarpı 4'ten bu durumda 60 tane gelecektir. 60, 40 daha 100, 130. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 7. sorumuz. 8'e devam edelim. Yanındaki grafikte yanındaki grafikte A İngilizce bilenler şöyle İngilizce yazalım. B ehliyeti olanlar ehliyeti olanlar yazalım. K kızların kümesi K kızlar e erkekler diyebiliriz. Yurt dışına bir araç ile geziye gidecek olan 3 kız ve 2 erkekten oluşan ehliyeti olan ve İngilizce bilen. Ehliyeti olan ve İngilizce bilen. Şurayı kastediyor sanki. En az bir kişinin ekipte bulunması şartıyla 5 kişilik kaç farklı ekip oluşturabilir demiş. Arkadaşlar biz tüm durumdan ehliyeti olmayan, aynı zamanda İngilizce bilmeyen kişileri çıkarırsak zaten en az bir kişinin ekipte bulunmasını sağlamış oluruz. Tüm durumlar bakın 3 kız seçecektik. Kaç kızımız var? 3 5 6. 6'nın üçlüsü çarpı. Peki, iki erkek demişti. Kaç erkek var? 3 1 daha 4 1 daha 5. Beş. 5'in ikilisi eksi ehliyeti olmayan kız öğrenciler. Ehliyeti olmayan kız öğrenciler kaç kişi? Bakın. Ehliyeti olmayan ve İngilizce bilmeyen demiştik. Bakın İngilizce bilmeyen olarak da düşünebiliriz. Ehliyeti olmayan olarak da düşünebiliriz. Kızlarımız 3, bir de burada 4. Yani 4'ün üçlüsü çarpı 2 tane erkek olacak. Tabi bu kesişim kümesini saymıyoruz. Burada 2 kişi kaldı. O zaman 2'nin ikilisidir. 20 çarpı 10, 200, 4 çarpı 1, 4. 200'den 4 çıkınca doğru cevabımız 196 olarak bulunmuş olacaktır. 9 numaralı soruyla devam edelim. Yukarıdaki tabloda fiyatı 60 bin lira olan orijinal marka araca isteğe bağlı olarak eklenebilecek özellikler ve bu özelliklerin her birinin ücretleri gösterilmiştir. Buna göre bu aracı 62 bin liraya alacak olan bir kişi aracını özellikleri bakımından kaç farklı şekilde tasarlayabilir. Arkadaşlar aracımızın fiyatı 60 bin lira ve bizim masrafla beraber 62 bin lira vermemiz gerekiyor. O zaman 2 bin liralık özellik takmamız lazım e, aracımıza tasarlarken aracımızı tasarlarken tasarlarken. O zaman şöyle yapalım. 2000 lirayı nasıl elde edebiliriz? Bir tane navigasyon alalım. Bir tane de renk alalım. Navigasyon ve renk. Başka 2000 lirayı nasıl tasarlayabiliriz? Bir tane navigasyon alırız. Bir tane ses sistemi alırız. 1600 eder. Bir tane de çelik jant alırız. O zaman navigasyon, renk ve çelik jant, çelik jant alabiliriz. Başka hocam bir tane ses sistemi alabiliriz. Bir tane de çelik jant. Ama 1600 liralık çelik jant almalıyız. O zaman ses sistemi ve çelik jant diye söyleyebiliriz. Şimdi navigasyonumuz iki tane. ikinin birlisi. Rengimiz dört tane sarı, kırmızı, yeşil ve siyah. Dördün birlisi. Devam edelim. Navigasyon bir tane alıyoruz. Renkten gördüğünüz gibi dörtten bir tane renk miydi bu? Ses sistemi diyecektik değil mi arkadaşlar? 1200, 400 daha 1600 evet bu ses düzeltiyorum. Sesten bir tane alırız. 2'nin birlisi ve çelik janttan ama çelik jantın 400'lüsünden bir tane alıyoruz. Yani 2'nin birlisi. Devam edelim. Sesten bir tane almak zorundayız. 400 lira yani 2'nin birlisi ve 1600 liralık çelik janttan 2 taneden bir tane almak zorundayız. Hesaplayalım. 8, 8 ve 4. 8, 8, 16, 4 daha 20. Doğru cevabımız Diyarbakır seçeneğidir. Son sorumuzla testimizi bitiriyoruz. Kenarları çakışık olmayan en tane farklı dikdörtgenin en fazla kaç tane kesim noktası vardır? Hatırlarsanız bunu anlatmıştık aslında. Şöyle bir dikdörtgenimizi yapalım. Bir de ya da şundan vazgeçeyim. Şöyle bir dikdörtgen yapayım. Bir de şöyle bir dikdörtgen yaptığımızı varsayalım. Kesişim noktaları 2, 4, 6, ve 8 tane. N tane dikdörtgenden 2 tane seçip 8 ile çarpıyorduk. Daha önceki sorularımızı hatırlayın. N çarpı N eksi 1 bölü 2 çarpı 8'den sadeleşince N kare eksi N çarpı 4 ve gerekli işlemler yaptığımızda 4 N kare eksi 4 N olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Bir başka testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.